Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu timsah sırtı modelinin yapılışını göstereceğim. Bu model tek sayı üzerine kurulan bir model. Ben 27 ilmek alarak başladım. Siz de yapacağınız modelin büyüklüğüne göre ilmeklerinizi ayarlayabilirsiniz. Bu model arka taraftan kurulan bir model. Kurmak için önce kenar ilmeğimizi alarak başlıyoruz. Evet, birinci kenar ilmeğimi aldım. İkinci gelen ilmeğimizi tersten olacak şekilde örüyorum. Sıradaki gelen ilmeği örmeden şişime takıyorum. Başını bir kez doluyorum ve örmeden çıkarıyorum. Şişimde iki ip olmuş oluyor. Sıradaki ilmeğimi tersten örüyorum ve tekrardan doluyorum. Bir ör, bir dolu olacak şekilde işlem devam ediyor. Ördüm ve ikinci ilmeğimi örmeden başını dolayıp şişten çıkardım. Örüyorum. Başını dolayıp şişten çıkarıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bu modeli bebek patiklerinde, şapkalarında, battaniyelerinde birçok yerde kullanabilirsiniz. Benim kanalımda daha önceden bu modelle yapmış olduğum modeller mevcuttur. Örnek olsun diye açıp bakabilirsiniz, fikir edinmek amaçlı. Evet. Kenar ilmeğimi de örüyorum ve ön yüzüne geçiyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Ve ters ördüğüm örgüyü tekrardan ters örgü olarak örüyorum. İki doladığımız örgü vardı. Bunu ikisini de şişe takıyorum. Ve tekrardan hiç örmeden başını dolayıp şişten çıkarıyorum. Burada 3 ilmeğimiz olmuş oluyor. Sıradakini tersten örüyorum. Ve iki dolanmış olanı aynı anda batıp başını dolayıp çıkarıyorum. Bu şekilde sıra sonuna devam ediyoruz. Ördüm ve sonuncu ilmeğimi de kenar ilmeğimi örüyorum. Diğer sıraya geçiyoruz. Bu sırada tekrardan kenar ilmeğimi örerek başlıyorum. Ters olan ilmeği tekrardan hiçbir şey yapmadan ters olarak ördüm ve 3 tane dolamış olduğumuz ip vardı. Bunu bu sefer düz örgü olacak şekilde 3'ünü aynı anda olacak şekilde örüyorum. Sıradaki ilmeğim düz ve ters olacak şekilde bu şekilde devam ediyor. Yani 3'ünü aynı anda aldığım ilmeği düzden örüyorum. Sonuna geldi.
geldik. Şimdi modelimizin dökülmesi için olan son sırayı örüyoruz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Şimdi her zaman tersten ördüğüm ikinci sıradaki ilmeğimi bu sefer düzden örüyorum. Bir önceki sırada düzden kestiğimi ise şimdi ters olarak örüyorum. İplerin geliş yönüne doğru bakarsanız iplerin geliş yönü zaten örmenizi kolaylaştıracaktır. Bir düz bir ters olacak şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu modelimizin düşmesi için gereken son sıraydı. Böyle dişlerimiz gözükmeye başladı. Bir düz, bir ters. Arkadaşlar sıramın sonuna geldim. Görmüş olduğunuz gibi diş diş modellerimiz döküldü. Arka sıraya geçtiğimizde tekrardan aynı işlemi uyguluyoruz. Hiçbir şey yapmadan aynı işlemi uyguladığımızda 4 sıra gidip geldiğimizde böyle bir diş çıkmış oluyor ortaya. Keyifli örgüler dilerim.